Evet sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz. Ee, size enteresan bir giriş yapayım. 18 yaşındaki Mustafa Sisse 4 hafta önce 8. ligde mültecilerden kurulu bir takımda oynuyordu. Hani er Ersan Başlar ve arkadaşlarının kurduğu bir takım gibi düşünün yani. 8. lig yani bizdeki 9. lig. 2. amatör kümeye falan tekabül ediyor. 4 hafta önce. Dün Seri A'da, gerçi dün diyorum ama siz bu videoyu 22'sinde izlersiniz. 2 gün önce diyeyim. 2 gün önce Seri A'daki ilk maçında Atalanta'nın galibiyet golünü atıyor. Bakın transfer market değer bile yazmamış. Düşünün yani. 18 yaşındaki çocuk için. Atalanta U19 transferi için U19 takım için transfer ediliyor. 3'te 3 yapıyor ve A takımda da ilk, ilk maçında ilk golünü atıyor. Bakınız her çöplemeden önce yani dikkat etmenizde fayda var. Serdar Açelikler bir e, cümle kurmuş. Löv ya da lövsüz Fenerbahçe 4 transferle şampiyon olur diyor. Ligin 4. hafta bitimi Serdar Açelikler şu. Hangi gerizekalı size 4 transfer yapın şampiyon olursunuz dedi de siz o gerizekalıyı dinlediniz. Bu takımın en az 7-8 tane futbolcuya bir tane de teknik direktöre ihtiyacı var cümlesi kurdurmak istiyorsanız buyurun. Ya, sakın ha. Sakın ha. Fener... Evet. iyi de şimdi Mustafa Hocam sen de geçen gün diyordun. Bu takıma 4 tane futbolcu transfer yaparsa. Ben 4 tane futbolcu artı futbol akla diyordum. Şu an İsmail Kartal benim gözümde hani %100 asla ve asla kendini kanıtlamadı. Peşin peşin söyleyeyim. Yani. Ha İsmail Kartal şu an devam etse. Mesela 4 tane futbolcu. Ben olsam Kavani boşa çıkıyor. Pavon boşa çıkıyor. Peresic boşa çıkıyor. 3 tanesini aldım. Kolkır geliyor. 4 say. İşte Samatta'yı oynatırım falan filan gönder gitsin. Hatta Samatta'yı tut Perişa'yı gönder gitsin. Eğer Cavani gelecekse Cavani, Samatta benzer tipte. Hani koşucu özellikteki forvetler. O yüzden benzer tipte. Hocam kavani ile Samatta bir mi demeyin. O yüzden söylüyorum. Bak 3. Bir tane de orta sahaya çift yönlü bir canavar alırsın. Anlatabiliyor muyum? Hani becerebilsen bir tane de sol bek kapatırsın. <laughs> Bak kapatırsın. Rossi kanatta oynatırsın. Ne bileyim Valencia'yı oynatırsın. Ferdi'yi oynatırsın. İşte sol bekin zaten iyi. Çağatay'ı işte Ferdi'yi tehlikeli oynatırsın. Sağ bekte o Nazım bir şekilde Kütepata idare eder. Zaten Ferdi de var, Joker eleman. E stoper Minci, Salayı, Serdar Aziz dursun, Tisserant'ı gönder, kol kır gelsin. Altay'ın önüne bir tane Türk kaleci çek. Yani 6-7 transfer. İsmail Kartal'la devam edersen belki bir şeyler yakalarsın ama yine de ligin kaderini hakemler ve bazı şeyler belirliyor. O yüzden çok da zorlanmak lazım. Altay Bayındır duyumu. Yüzde yüz duyum. Yolun açık olsun Altay Bayındır. Herkes 3 sene sözleşme uzatılacak, 5 sene uzatılacak derken ben yolun açık olsun diyorum. Niye? Geçtiğimiz günlerde altı genç futbolcuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçtim. Yönetim ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. Bakın haber kimin haberi? Fenerbahçe Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan 23 yaşındaki milli kaleciyle 5 yıllık ön protokol imzaladı demiş Aygün Özipek. Yani Aygün abi 5 yıllık anlaşma imzalandı dediğine göre 6 ay bayındır kesin olarak yazın Fenerbahçe'den ayrılacak %100 doyumdur. Yıllık ücretine 800 bin euro zam yapıldı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon euro kazanan baştan yalan. Yalan 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 yalan. Kelimeye dikkat et. Yalan yalan yalan. Altay'ın yıllık ücreti 350 bin euro. 8 TL'den e, baz alındığı için. Yok 350 mi? E, 375 bin euro. 8 TL'den baz alındığı için 3 milyon TL civarında bir paraya tekabül ediyor. 1.2 milyon euroymuş da 2 milyon euro garanti ücret alacak. Külliyen yalan. Yalan yalan yalan. İmza parası yıllık 200 bin euro. Sözleşme uzattın futbolcuya imza parası. Başarı bonusları da varmış tabi. <laughs> 25 maçın üstünde bir sezonda forma gelirse 500 bin euro. Para kazanacakmış. Şampiyonluk halinde 200 bin euro. Serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Resli, resmi sözleşme sezon sonrası tatlı yapılacakmış falan filan. Arkadaşlar. Sevgili Aygun abi. Duyumlarına saygım var. Sen yılların gazetecisisin ama... Altay gitse daha iyi bu şartlarda. Sanki böyle 5-10 milyon euro'ya gitse daha iyi gibi. Ali Koç'un en büyük hayali gerçek oluyor. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Hayaldi gerçek oldu neymiş? Ali Koç'un en büyük hayali. Fenerbahçe'yi küme şaka yapmayın. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç başkanlığa aday olduğu günden bu yana hayalini kurdu. Fenerbahçe Akademisi için büyük bir adım için harekete geçmiş. Haber Global'de yer alan habere göre geçtiğimiz günlerde genç oyuncularına imza attıran Fenerbahçe Kulübü genç oyuncuların içinde yer alacağı büyük projede büyük bir adım daha atıyor. Başkan Ali Koç'un hayali olan projede A takımlı altyapı takımlarının aynı ortamda buluşturulması hedefleniyor. Salih Acibetler bu projeyi kısa bir süre içerisinde Samandıra'da hayata geçirecek. Şimdi Samandıra'da mevcut tesislerin hemen yanı başındaki 124 dönümlük araziyi Fenerbahçe Üniversitesi için almıştı. Ancak üniversitenin Ataşehir'e kurulmasıyla bu arazinin altyapının faydalanacağı futbol sahaları için kullanılması kararlaştırılmış. 124 dönüm. Başkan Ali Koç da çeşitli izinleri aldı diyor. Resmi imzaları attı ve e, hayalindeki projeyi anlatacak diyor. Hani şu bir ay sonra açıklanacak proje var ya bu o işte. Geleceğini kurtaracak Fenerbahçe'nin. Bu o. Söz konusu arazi Maltepe askeri bölgesine ve Samandıra tesislerine bir kilometre uzaklıkta bulunuyor demiş. İyi, koşarak her gün oradan oraya giderler. Ali Koç başkanlığa seçilmeden adaylık sürecinde 19 Mart 2018'de bizim hayalimiz kurduğumuz akademide en az 7 sahanın olduğu altyapı ve alt takımın aynı tesiste olmasıdır açıklamasını yaparak hayal ne dile getirmişti. Aradan geçen 4 yıllık süreçte de benzer açıklamalarda bulunan ve bu projeyi hayata geçirmek için mücadele eden Ali Koç, Haziran'daki olağan seçimli genel kurulda öyle bir akademi olacak ki Türkiye'de değil, yurt dışında da emsal olacak. Bu projenin 7 milyon eurosu hazır. Daha fazla gerekirse ben şahsen temin edeceğimi biliyorum. Demiş ve arazinin Samandıra'ya 3-4 dakika uzaklıkta olduğunu anlatmıştım. Bir kilometre ise nasıl 3-4 dakika ya? Depar atarak yani <laughs> millet 100 metreyi 10 saniyenin altında koşmaya çalışıyor. Hadi 20 saniyede koştun 100 metreyi. Yani ee, demek ki koşarak ezefliyorlar. O zaman 3-4 dakika yapıyor. Yoksa arabayla hesaplama gelirsin burada da. Süper Lig'de büyük bir sıkıntı var. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran yine gündeme F16 gibi düşecek açıklamalarda bulunmuş. Yok hocam öyle değil. Gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar. Bıktım ya. Bombadan bombadan bıktım. Bu sefer de F16 olsun. <laughs> kimin nereden geldiğini, kimin torpilinin kim olduğunu, kimlerin Türk futbolunu karıştırdığını, kirlettiğini hepsini tek tek söyleyeceğim diyor Tahir Kıran. Ciddi bir basın toplantısı yapacağım. Bütün detaylarıyla, doneleriyle her şeyi ortaya koyacağım. Maçı sonucunu etkileyecek. Kasıtlı hakem hatalarından, Herkesin rahatsız olduğunu belirten kran hakem hatası olabilir. Buna varız ama maçın sonucunu etkileyecek kasıtlı hareketlerden herkes rahatsız. Bütün kulüpler rahatsız. Biz şuna inanmak istiyoruz. Evet hakem hata yaptı olabilir. İnsandır, hata yapabilir. Bunu dediğimiz zaman Türk futbolu kazanacak. Bunu dedirtmek için de elimizden geleni yapmamız lazım. İstanbul'da ciddi bir basın toplantısı yapacağım diyor. Şimdi araya gireyim. Bir kez de ben söyleyeyim var yokken benim bir kuralım vardı. 15 santime kadar hiçbir offside için hakemlere kızmıyordum. Hiçbir offside için 15 santime kadar. Lan anlık bir şey. Görüyor görmüyor. Ee, yani görüyor görmüyor. Misal veriyorum bak. Logo gitti geldi mesela. İki tane logo da gitti geldi mesela. Görebilirsiniz yani. Şurada bir logo geldi geri gitti mesela. Görebilirsiniz. Dikkatinize kaçabilir. Kaçmaya da Anlatabiliyor muyum? Anlık. Anlık. Çok anlık bir şey bunlar. Yani ekrana bakarken bak dört tane logonun dördü birden gitti geldi mesela. Bunlar anlık şeyler. Yani bakın anlık şeyler. Ona bir şey demiyorum. Bakın hakem hata yapabilir. Ya ben de yapabilirim arkadaş. Siz de yapabilirsiniz. Canlı yayın. Ee, Fenerbahçe maçının bitiminde ben şey dedim mesela. Yayını beğenmeyen Lollipop olsun. İşte topi top olsun. Ya bunu mesela çıkıp da işte ulan adam top dedi falan. Ya Lollipop dediğimiz yalanan bir şeker arkadaş. Yani Orada esprisine işte Fenerbahçe galip gelmiş şakalaşalım diye. Ha bunu bak canlı yayın olduğu için diyorum. A tarafına çekebilirsin, B tarafına çekebilirsin, C'ye çekebilirsin. Hani niyetin de önemli. Niyetin de önemli. Ama hata da diyebilirsin. Ulan adam işte maçın galibiyeti galibiyle iyi niyetli olarak demiş. Yani şakacı bir adam. Esprili bir adam. Biliyoruz Mustafa Hoca'yı tanıyoruz. Ulan şakasına yaptı. Kimseye top mop demek istemedi. Lollipop diyor zaten. Topu top diyor. Normal top dese adam açık açık top der diyebilirsiniz. Hakem olayı da böyle. Faulü görür, göremez lafım yok. Bak ayağına basma oluyor mesela. Hakemin arkası dönük, öbürünün arkası dönük. Tam teknik direktör sahaya girecek. Dördüncü hakem onu engellemeye çalışıyor. Bir şey diyemezsin. Kırmızı kart var. Var görecek abi. Ona ben de kızıyorum. Devam edeyim. Türk futbolunda bir şeyler değişecek. Artık futbol o yeşil sahada oynanacak. Kulüp başkanlarının birçoğunun hatta hepsinin de buna destek vereceğine inanıyorum. Biz düşme potasında A, B, C takımları da olsa biz o şartları yine zorlayacağız. Ben zorlayacağım. Benimle beraber hareket edecek kulüp başkanları da var. Bu konuda benim yanımda duracaklar. Kimse haksız yere bir şeyler yaşamak istemiyor. Herkes inanılmaz emek veriyor. Ben A takımı için yapılan hatayı konuşuyorsam düzelir. Sadece kendi takımım için konuşuyorsam olmaz. Ben gemimi yürüttüm. Kaptan demekle de olmuyor bu iş. Biz hep birlikte olmak durumundayız. Bunun için hakkı yenen takımların da yanında duracağım. İyi Fenerbahçe'nin yanında duracakmış. Zaten bu iş öyle düzelir. Hep birlikte olursak marka değeri yükselir. Yayın geliri 500 milyondan 100-170'e düştüm. Kulüpler bu rakamlarla ayakta duramaz. Temiz bir futbol. Hakemlerin tayin Et, tahin etmediği futbol oynanırsa herhalde tahin etmediği diyecek. Hakemlerin tahin etmediği futbol oynanırsa bu ligin değeri artar. Daha iyi futbolcular getirebilir. Daha iyi maçlar seyrettirebilirsin demiş. Üstü kapalı bir şekilde herhalde ligden düşme kaldırılsın demek istemiş ama ben de yanlış anlamış olabilirim. Şimdi ben size ligle ilgili büyük bir skandal anlatayım. Giresunspor spor forması giyen Süleyman'a Dukar'a. Bakın Giresunspor spor forması giyen Süleyman'a Dukar'a takımının Antalya Spor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından. Bakın bu çok önemli bir olay. Bakın bu çok çok önemli bir olay. Hani e, hakimler, savcılar göreve dediğiniz olay var ya. Bu o olay işte. Süleyman Dukar'a Antalya Spor'un 4-1 galibiyetiyle sonuçlanan müsabakan ardından Antalya Spor taraftarlarıyla birlikte üçlü çektiriyor. Galibiyet kutlaması yapıyor. Yani 2018 yılında da Antalya Spor forması giymiş. Şimdi geçen senelerde de Kayseri Spor'dan bir olay vardı. Kayserispor'un Spor'un bir futbolcusu bir takıma kiralık gitti. Kayseri'ye karşı oynamadı mıydı? ne Öyle bir şey oldu. Hatırlıyorum. Ana kalırsa Amerika'da Fenerbahçe'ye karşı oynamadı. Şike diyoruz diyen arkadaşlar olacak. Aynı Amerika. Yani şike diyen kulüp Trabzonspor kulübü. Yani şike diyen o sezona aynı Emelike Trabzonspor'a karşı da oynamadı. Aynı sezon. Aradan 2 hafta sonra mı 3 hafta sonra mı Trabzonspor Fenerbahçe'nin fikstürünü takip ediyordu. Ya Fenerbahçe oynadıktan 2 hafta sonra falan oynuyorlardı. Aynı Emelike Trabzon'a da karşı oynamadı. Buna e geçen sene mesela Bilonk İstiklal Marşı okuyordu. Sağda korkma. Hazır oldu. A gol oldu. E, çektiği el şu Bunlar olabilir. Mesela İrfancan Can Eğri Bayat. Göztepe'nin kalecisi. Her Galatasaray maçında hatalı gol yenir mi ya? Her Galatasaray maçında. Her bu sezon bakın Galatasaray'ın oynadıkları ilk maça bakın. Bacak arasında yedi bir tane gol var. Yani Göztepe puan kaybı. Belki kümeden düşmelerini sağlayacak. Son maçlarda son maçlarda tepki alıyor Göztepe taraftarından. Diyor ki yok efendim ben tepkiyi hak etmedim. Ulan Fenerbahçe maçında aslan kesilirsin. Beşiktaş maçında aslan kesilirsin. Galatasaray maçında her maç hatalı gol yersen. Taraftar unutmaz artık sosyal medya var. Bakın ben buna şike şu bu demiyorum ha yanlış anlaşılmasın. Yani bunu demek ki elinde kanıt olması lazım. Yani bizim ülkede gerçi kanıtla konuşan çok fazla yok. Kanıtsız da konuşabilirsin. Canının istediğini şucu ilan et, bucu ilan et. Ülkede hani bunu yap, yapanlar çok var. Ama ben şunu söylüyorum. Bakın. Süleyman Dukan'ın bu yaptığı hareket üstünde çok durulması gereken bir hareket. Zaten bu sezon 2021-22 sezonu çok talihsiz bir sezon. Çok talihsiz bir sezon. Hakem hataları her sene var mıydı? Vardı. Şimdi bak her sene benim bu kanalda birçok Trabzonsporlu takipçim var. Birçok Galatasaraylı, Beşiktaşlı takipçim var. E, yani kimisini işte mesela e, Fener, Trabzonspor Fenerbahçe maçından sonra kimisini üstüme gönderdiler dediler. Adamlar diler ki ya abi sen çok doğru konuşuyorsun. Biz seni takip ediyoruz diyor. Özelden ne mesajlar geliyor. Galatasaray'la ilgili mesela Omar'la ilgili bir video var kanalımızda. En çok izlenen videoları bakın. ikinci üçüncü sırada. Omar'ın işte e, futbol hayatı bitti sırada. Marka'nın ayağının kırılması var. Başlıklı bir video var. Orada ben şey diyorum. Ya birbirinize ne sataşıyorsunuz? Futbol bu. Adamın iki tane işte Down sendromlu çocuğu varmış. Onları eğlendirmek için yapmış. Hani e, Rabbim yardımcısı olsun. Gözü kör olsa. Kimin menfaatine yapmayın etmeyin. Futbol bu kadar çirkinlik değil. Yok işte o şöyle oldu. Onun ayağı kırılsın. O gebersin falan. Bunlara sakın girmeyin diyorum. Ya. ya bir baktım videoda küfür küfür üstüne hakaret hakaret üstüne. Lan ne oluyor dedim. Tamam ilgi çekici bir başlık olsun dedim hani. izlensin diye de. Bu şekilde. Sonra bir baktım yorumlar değişmiş. Özür dilerim. Kardeş hakkını helal et. Kusura bakma. Ya biz seni tanımamışız. Videoyu izlemeden yorum yapmıştım. Helal olsun. İşte budur ya. Fenerbahçe duruşu budur. İşte tanıdığım Fenerbahçelilerden daha iyi Fenerbahçelisin. Bundan sonra kanalım müdahimim. Şöyle böyle. Beşiktaş'tan ilgili mesela. Beşiktaş'ın bir maçı vardı. Kayseri spor maçıydı herhalde e, ee, bir o maç bir Giresun'a 4-0 yenildiği maç vardı mesela. Ben onlar maç özetini yaptım. 12-13 bin falan mı ne izlendi? O videolar. Çok ciddi izlendi mesela. Tebrikler geliyordu bana. galatasaray Sivas maçı vardı penaltısına vermedi. Ya sen nasıl Fenerlisin diyor. O beni diyorum küfür edecek herhalde. Ulan bizim verilmeyen penaltıya verilmeyen penaltı demişsin. Adamların hakkı yendi denemişsin. E biz böyleyiz. Allah'tan korkuyorsa abi. Ha şu olabilir. Fenerbahçelilik hissiyatı ağır basıp mesela dünkü İrfan Can Kahveci'nin pozisyonu. Bana kalsa penaltı derim. İşte Altay Bayındır'ın 7 gol. Bana kalsa kaleciye faul ver. Altı pas çizgisinde değil mi derim. Ama hani hissiyatla söylerken derim ki canlı yayında. Arkadaşlar size göre ne? Hani ben böyle diyorum. Bana benim bildiğim kural bu şekilde. Hani değişiklik olması etmediyse kural bu şekilde. Siz ne diyorsunuz diye sorarım. Bunda da abeslik hissetmem. Bu da böyle bir şey. Şimdi size soruyorum Süleyman Doğukara'nın bu hareketine. Trabzonsporlu bir futbolcu yapsaydı. Ya da Fenerbahçeli bir futbolcu Trabzon. Mesela Filip Novak Fenerbahçe'nin yenildiği maçta Trabzonspor'un tribününde yapsaydı. Ne Trabzon'un başkanı, ne yöneticisi, ne as başkanı, ne bilmem şeyi, onu bunu hepsinin işte e, sorgu sorgu üstüneydi. Ne de tam tersi olsun. Fenerbahçe Trabzon'u yensin. Eski Fener, Fenerbahçe'den eskiden oynayan bir futbolcu olsun mesela Trabzonspor'da. Visca diyelim ya. Visca Fenerbahçeli diyelim. Visca aynısını yaptı. Geldi üçlü çektirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Ali, Koç Koç'u içeri atarlardı. Siz ne söylüyorsunuz ya? Ya bu nasıl bir düzen? Nasıl bir şey? Ne demek ya üçlü çektirmek? O, biz o medenilik seviyesinde değiliz. Oynadığın maç. Ha şu olur. Maçtan çıkarsın. Taraftara bir alkış yaparsın. Benim burada yıllarım geçti. Teşekkürler dersin. Şöyle yaparsın. Anlaşılır. Hani eski takımına gol atar sevinmez ya futbolcu. Gökhan Gönül mesela Fenerbahçe gol atınca böyle yapıyordu hiç. sevilmiyordum bu çok üstüne düşünülmesi gereken bir olay. İnşallah bu olayın altından pis bir şey çıkmaz. Çünkü bakın Tahir Kıran ateş küpü. Yeni Malatya Başkanı ateş küpü. Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil istifa etti diye biliyorum. Yani Altay ateş küpü. Galatasaray 1-2 hani hakem hatasıyla ligde kaldılar falan filan deniliyor. Onlar Barcelona'ya elendiler ettiler ama ligde kötü gidiş devam ediyor gibi ateş küpü. Şu anda herkes ateş küpü. Ben yani çok söyledim. Bu sene şu hakemlerin gönderilmesi en büyük kazık Trabzonspor'a. Bak 2010-2011 tertemiz şampiyon Fenerbahçe'dir. Devlet kayıtlarında ne diyor? Bu FETÖ'nün kumpasıdır. Fenerbahçe'ye şike iftirası atılmaya çalışmıştır. Böyle bir şey yoktur. Uydurma tapeler, uydurma belgeler, şunlar bunlar diyor. Ha sen kendi kendine diyebilirsin. Ya bana ne arkadaş ben bana göre şu şikedir diyebilirsin. Bu ki senin kendi fikrin. Ben de aynı insanlara diyorum ki bakın kınadığınız şey başınıza geldi. Bu sezon istediğiniz kadar Trabzon iyi top oynuyor deyin. İstediğiniz kadar. Ki bana göre de iyi top oynuyorlar. İstediğiniz kadar iyi top oynuyor deyin. Akıllarda, dimalarda ne olarak kalacak? Abi Trabzon o sene var ya açık ara liderdi. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İkinci devre 15 tane hakem birden attılar görevden. Vallahi mi? Vallahi. O sene 15 tane hakemin görevine son verdiler. Niye? Tahmin et diyecekler. Şimdi ben size sorayım yırtınsanız da hani uğraşsanız da yırtınsanız da bağırsanız da çağırsanız da etiket gitti. Hayırlı olsun. Çünkü Fenerbahçe'yi çok kınadınız. Fenerbahçe'nin o sene lan Gaziantep'e yırtına yırtına Fenerbahçe gol atıyor. 96'da şu işte Olcan adım falan Fenerbahçe altı yaşına çok Karabük Karabükspor'a biz bir tane zor, zor gol attık. Atıyor, sayılmıyor falan filan. Aynı Karabük kalecisi 7 gollere bakın. Buca mesela. Fenerbahçe'nin buca maçı şikeledir. Asıl bu canın diğer maçlarına bakın. Hani Ankara gücü maçı Allah var. Bana sorsanız Fenerbahçe. Hocam en hani şike olması muhtemelen hangi maç? Ankara gücü maçı derim. Niye? Orada, penaltı yaptırıyor. Kırmızı yiyor. Bir penaltı. 3 penaltı mı? Dört penaltı mı oluyor? Bir maçta dört penaltı olur mu diyorsun? Ama Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor. O sezon sanırım Trabzonspor'un penaltı sayısı Fenerbahçe'den fazla. Ona rağmen düşünün yani. Ona rağmen Trabzon'un Fener, Fenerbahçe'den penaltı sayısı fazla. Çünkü iki takım da deli oynuyordu. Deli fişek gibi oynuyordu. Aynı Gaziantep 30 dakikada 4 tane yiyordu mesela. Maç 4-0 bitiyordu. Aynı Kara, Karabük. Kaleci hani 60 bin numaralı bir kalecileri vardı. Ee, değişik değişik goller yiyordu. mesela. Bizim maçta son dakikada şey e falan kalkıyor. Gol arıyordu. Anlatabiliyor muyum? O sezon etiket. Bak her şey açıklandı. Feth Fethullah Gülen inşallah öldü gitti şey yaptı. Ölmeyip o bile açıklasın. Evet ben yaptım adamlara hiçbir suç yok tertemiz dese yine kimse inanmayacak. Yine yani inanmak istemeyin inanmayacak. Mezardan ölüleri çıksa konuşsa yine inanmayacaklar. Çünkü etiket oldu. Şimdi bu sene de bu etiket olmuşken. Bir de Giresun olayı. Bakın olay ortalık çok karışacak. Ortalık çok çok karışacak. Bir de şimdi şey olacak. Ee, neydi onun adı? Takımlar düşelim düşmeyelim mevzusuna girecekler. Bakalım neler olacak. 19 maçta 3 golü var mesela. Ee, bakalım ne olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. İşin sonu nereye varacak? Merak içerisinde bekliyorum. Neyse çok gevezelik yaptık. Antalya Spor demiş ki Antalya Spor'da bir Fernando var. Orta sahada. 3 milyon euro piyasa değer olan 30 yaşındaki ön libero. Bu kardeşimizi izleyenler çok övüyorlar. Ee, Fernando'nun 10 ee, maçta 4 gol, 2 asisti var. 818 dakika süre almış. Yani iyi bir transfer. 12 Ocak 2012'de almış. Var. Bir kardeşimiz yok hocam diyor. Bunu alalım. E, 1,5 milyon euroya serbest kalma maddesi varmış diyor. Çift yönlü oynuyor. Çok iyi gücü var. Yaşı daha 30. Yani alalım. Crespo ile ikisini yan yana oynatalım. Rakipleri perişan ederler diyor. Şimdi videonun başında bir tane arkadaşın adını söyleyeyim mi Mustafa Sisse diye. Çöp ilan ediyorlardı. Bak, çöp ilan ediyorlar. Emin olun bu Fernando'yu alsan onu da çöp ilan ederler. Emin olun ederler. Yani Kavani'yi getir aa ya, tamam. Alasaray şeyi getir dedi. E, Falka'yı. Yeni Falka'mız hayırlı olsun derler. Direkt bu şekilde başlarlar. Pavon mesela. Christian Pavon. Şeyde boşa çıkıyor sözleşmesi. Yani sözleşmesi boşa çıkıyor ya. Pavon. Bak şimdi size bir Söyleyeyim. Fenerbahçe Löv'ü teknik direktörü getirdi. Tamam mı? Ya da getirmedi. Cavani'yi Forvet'e getirdi. Pavon'u bir kanada getirdi. Bir tane Perisic var. Inter'de boşa çıkıyor. Perisic'i diğer kanada getirdi. Orta sahaya da bu Fernando'yu getirdi. 4. Kolkır zaten geri geliyor. 5. Bir tane Türk kaleci 7'yi alsın. Mesela Ertuğrul Taşkın olsun. 6. Bir tane sol bek alsın. Fenerbahçe. Mesela Eren Elmalı'yı alsın. 7. Ee, bu kadar isim yeter. Eldeki yabancılar çıkarsın. Doğru planlama yapsın. Yine çöp diyecekler. Yine kötü diyecekler. Bakın yine ligin kaderini hakemler belirleyecek. Löv de getirsen. Başkasını da getirsen. Feriş dahını da getirsen. Ligin kaderini hakemler belirliyor. Ben buna inanıyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz. Şimdi Fenerbahçe'nin e, bu Bokan Yunus'taki Pavona ilgisi var ama Atletico Mineiro kulübü e, aldı diyebiliyorum ben. Yani O yüzden onu da kafaya çok şey yapmayın. Ama Dediğimi unutmayın arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Birileri hep eleştirir. Üstünüze etiket kalıyorsa bizim ülkede bak tecavüzden yargılanın. Allah kimsenin başına vermesin. Yani Allah herkesi kuru iftiradan korusun. İftiradan yargılanın. Ne bileyim üstünüze bir iftira atılsın. Aklanın paklanın kimsenin umurunda değil. O iftirayı yediğiniz an itibaren onu yapmış kabul ediliyorsunuz bizim ülkemizde. Maalesef de böyle kötü bir e, şeyimiz var. Ahlakımız var. Allah herkesi kuru iftiradan korusun arkadaşlar. Kanalımıza destek için lütfen bu videoyu beğenelim. Küçücük dosa bir yorum atalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.